Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı onlu AYT matematik denemelerinden DNM 7'nin çözümünü yapacağız. Trigonometri sorularını da çözeceğiz. Yani 28. sorudan başlayacağız. Çözümlere başlayalım isterseniz. Ne demiş soruda? Sinüs x eksi y bölü sinüs y artı kosinüs y eksi x bölü kosinüs y, y eşittir. 2 verilmiş ve burada payda eşitleyeceğimiz belli arkadaşlar. Ama yukarıda bir dikkatimizi çeken bir şey var. Ne var? Bir x y var bir de y eksi x var. Arkadaşlar burada ben bunu x eksiye yapabilirim. Kosinüs çift fonksiyon değil miydi? Evet yani kosinüs alfanın daha doğrusu eksi alfanın ne olduğunu biliyoruz. Kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. O zaman ben burada şunun eksiyle çarpılmışını yazayım. Yani x eksiye yazayım ki şundan aynı olsun. Hocam y'ler x'ler x, ler, x eksiye var böyle kafam karışabilir diye aklından geçiyorsa eğer istersen şu x eksiye yerine bir alfa yaz. Daha net bir şekilde işlem yaparız böylelikle. Şimdi faydaları eşitleyelim arkadaşlar? Evet. Kosinüs y'ye sinüs y yazacak olursak. Kosinüs y ile burayı çarptığım zaman sinüs alfa çarpı kosinüs y artı sinüs y ile de bunu çarpacağım. Kosinüs alfa çarpı sinüs y bölü e, sinüs y ile kosinüs y'nin çarpımı yaptı burası. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. İşler dışlar yapalım. Yapmadan önce şunu fark ettik. Hocam sinüs alfa çarpı kosinüs y artı kosinüs alfa çarpı sinüs y'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sin artı sin yani sinüs a artı b'nin açılımıydı. Yani sinüs alfa artı y'dir arkadaşlar burası. Bunu da karşı tarafa çarpı olarak geçirdiğimiz zaman 2 sinüs y çarpı kosinüs y mi oldu? Evet. Hocam alfa artı y. Alfa dediğimiz neydi arkadaşlar? X eksi y değil miydi? Evet. X eksi y ile y'nin toplamını da bunlar götürdü. Sinüs x yaptı. Bu da 2 sinüs y kosinüs y nedir arkadaşlar? Sinüs 2y'ye eşittir. Aa, buradan ne geldi? Hocam x ile 2y birbirine eşittir. Doğru mu? Doğru. Başka ne var arkadaşlar? Sinüs fonksiyonu. Bakın neydi arkadaşlar? İkinci bölgeden birinci bölgeye geçerken de yani 180'e tamamlayan açılarda da birbirine eşitlik söz konusu olmuyor muydu? Oluyordu. Çünkü ikinci bölgede de artı birinci bölgede de artı olduğu için birbirine eşitlik söz konusu. Dolayısıyla x ile 2y birbirine eşit olduğu durumda 180'e tamamlayanlar da birbirine eşittir. Yani x artı 2y aynı zamanda 180'de diyebilir miyiz arkadaşlar? Aynen diyebiliriz. Yani ikincisi de doğru. Son olarak da şunu demiş ve sorulardan hangisi doğru olabilir diye soruyor bana arkadaşlar. x eşittir 4y olabilir mi acaba? Deneyelim. Sinüs x sinüs 2y eşittir. Hocam x yerine bir 4y ye yazacak olursam o zaman sinüs 4y eşittir sinüs 2y olur. Sadece kabul ediyorum. Acaba olabilir mi? x 4 Y'ye eşit olabilir mi? Eşit olabildiği durumda sinüs 4 y sinüs 2 y eşit oldu. E hocam bu ya içindekiler birbirine eşittir olmadı ya da ne diyeceğiz? Şu ikisinin toplamı 180 derecedir. Yani 6 y eşittir 180 derecedir. Y de buradan kaç gelir? 30 gelir. Y ye yerine 30 yazdığımızda arkadaşlar burası ne yaptı? 60. Hocam sinüs 60 yaptı burası. Burası da sinüs 30 yazdığımızda 120 yaptı. Sinüs 120 sinüs 60'a e eşit oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Demek ki x 4y'ye de eşit olabiliyormuş. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Her üçü birden doğru oldu. Geldik 29. soruya. Şekil 1'de üzerine kenarları kağıdın kenarlarına paralel olan ABC'de dikdörtgen çizilmiş olan dikdörtgen biçimindeki kağıt üzerindeki kesikli çizgi boyunca iki parçaya ayrılacaktır. Evet şu kesikli çizgiyle iki parçaya ayrılacakmış bu şekil arkadaşlar. Kesikli çizginin FG kenarına olan uzaklığı x santimetre. Evet kesikli çizgi buradayken şöyle x santimetre olarak belirlenmiş. Bir de fx fonksiyonu belirlenmiş. fx sol tarafta kalan parça üzerindeki kırmızı çizgilerin uzunlukları toplam. Mesela x buradayken şu kadar uzunluktayken arkadaşlar şuraya f'ye olan uzunluklara bak şu f'den kesikli çizgiye kadar olan uzunluk x birimken Burada sol tarafında kalan kırmızı uzunluklar toplamı diye tanımlanmış arkadaşlar fx fonksiyonu. Ve fx fonksiyonun grafiği de şekil 2'de gösterilmiş. Bak şimdi arkadaşım. F sıfırken. Sıfırken. Yani f sıfırken arkadaşlar. Şimdi bizim x uzunluğu kesik çizgiye kadar olan uzunluk ya. Bizim kesik çizgimiz yani buradayken. Yani şöyleyken. Bu çizginin sol tarafındaki kırmızı uzunluklar toplamı dikdörtgenin çevresi. Ben x'i biraz daha bak kesikli çizgiyi biraz daha böyle kaydırırsam yine sabit dikdörtgenin çevresi. İşte onu diyor bak sıfırken 14 sıfır değilken biraz daha geldiğimde yine 14 yine 14 yine 14 ta ki 1'e gelene kadar. Bir de ne oluyormuş kesikli çizginin sol tarafındaki uzunluklar toplamı değişiyormuş. Nerede değişiyor? Tam olarak buraya geldiğinde değişmiyor mu? O zaman bizim şuradaki uzunluğumuz nedir gençler? 1'dir. Fonksiyon öyle diyor. Tam 1'e kesikli çizgiye kırmızı çizginin üstüne geldiği zaman bizim kırmızı uzunluklar toplamı şurası yapıyor ve değişti. Önceden kaçtı arkadaşlar? 14'tü. Yani dikdörtgenin çevresi 14'tü. Tam birin üstüne geldiğim zaman şu artı şu artı şu. Kaç verilmiş arkadaşlar? 11 olarak verilmiş. O zaman ben şöyle diyeyim. Artık bir şeyler belli oldu arkadaşlar. Ne belli oldu? Şu uzunluk gittiğinde 11 oldu. Bu uzunluk varken çevre 14'tü. Yani şuradaki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarı kaç oldu daha doğrusu arkadaşlar? 3 oldu. Çünkü 14'ten 11'e düştü. E arkadaşlar şunun çevresi 11 ise e burası da 3 birimse. Hocam 3 birimde neyi toplarsam 11 yapar? 8'i. O zaman bunlar da 4'er birim mi olacak arkadaşlar? Evet. Ondan sonra ne oluyor? Kesikli çizgiyi böyle getirdiğim zaman çevre biraz daha azalıyor bundan. Bak doğrusal olarak azaldığından bahsetmiş. En son 5'e geldiğimizde ee, çevresi ne yapıyormuş arkadaşlar? Çevresi 0 yapacakmış. O zaman ben bu kesikli çizgiyi tam olarak buraya getirdiğimde ilk defa bu çizginin sol tarafındaki kırmızı çizgiler 0 olmuyor mu? Oluyor. Yani bizim x uzunluğumuz o zaman hop şurası oluyor. Burası 5 olacak. Gençler şuraya kadar olan uzunluk bir birimde. O zaman ben artık şuraya kadar olan uzunluğu da bulmuş oldum mu? Adam bana çünkü bunun tamamını 5 vermiş. Buraya kadar olan uzunluğu da 4 birim olarak buldum. Evet şuraya kadar olan uzunluğu 4 birim olarak buldum. Sonra ne diyor? 5 ile 6 arasında da yine 0 olarak devam ediyor arkadaşlar. E, burası 5 ise tamamı ne olmak zorunda o zaman? Grafikten dolayı 6 diyebiliriz. Kesik çizgi çizgi çünkü bunun üstünde hareket ediyordu. O zaman buradaki uzunluğu da 1 diyor. Evet şimdi alfaya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Şekil sorularında genelde alfa ya ait direkt dik üçgen yoksa nereden buluyorduk? A artı B şeklinde yazarak buluyorduk. Bak alfaya ait A artı B şeklinde yazıyor muyuz? Yazabiliyoruz. Hem A'ya hem de B'ye ait dik üçgen var mı? Var. Hocam A'ya ait dik üçgen burada. B'ye ait dik üçgen de burada. Tanjant A belli mi? Belli. Kaç? Hocam 1 burası. 3 burası. 2 burası. 5. Yani 1 bölü 5 yaptı. Şuraya bakalım. Tanjant B'ye bakalım. O da 4 bölü 3. E o zaman arkadaşlar tanjant alfayı şurada yazabiliriz. Tanjant alfa dediğimiz tanjant a artı b'dir. Tanjant a artı b dediğimizde tan artı tan bölü. Yani tanjant a artı tanjant b bölü. 1 eksi tan tan. Yani 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'ye eşittir. E o zaman arkadaşlar tanjant a belli mi burada? Belli. 1 bölü 5 artı tanjant b'ye belli mi arkadaşlar? 4 bölü 3 bölü. 1 eksi bu ikisinin çarpımı. Yani 4 bölü 15 yaptı. Düzenleyelim. Şunu 3 ile genişletsek. Bunu 5 ile genişletsek. Hocam burası 3 artı 5 kere 4 20 bölü 15 bölü. Şununla şunu çarp 15 eksi 4. 15'ten 4 çıkartırsak 11 bölü 15 yaptı arkadaşlar. E bu ters çevirip çarptığımız zaman bu 15'ler gidecek. O zaman yukarısı 23 aşağısı da 11 mi yapmış oldu arkadaşlar? Aynen öyle. Cevabımız o zaman 23 bölü 11 oldu. Yani 29. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 30. soruya. Dik koordinat düzleminde O merkezli çember ve bir birim yer çeyrek çemberde D noktasında çizilen teğet doğrusu A ve B eksenlerinde kesmişlerdir diye söylüyor. Arkadaşlar bunu trigonometrik olarak alanını bulunuz diyor. Alfa verilmiş 90 derecelerde havada uçuşu dalın kardeşim alfabeti ya. Ama öncelikle merkezden buraya TT ne oluyor? Şurası 90 derece değil mi? Evet bir 90 derece daha çoğaldı. Dal alfa ya. Alfa. Bunun tamamı 90 olduğundan buraya beta dersen. Beta 90 ise burası alfa. Alfa ile ilgili işlem yapacağım. Unutma. Alfa 90 ise burası beta. E, burası alfa olur. Alfa 90 ise burası da beta oldu arkadaşlar. Alfa betaları yerleştirdim. Şimdi bana ne lazım? Hocam bu kenar lazım. Bir de bu kenar lazım. Bu kenarları bulmaya çalışacağım. E o zaman bana şu kenar lazımsa Arkadaşlar şu kenar lazımsa ben buraya bir A diyeyim isterseniz. O zaman ben hangi dik üçgene yoğunlaşacağım? Şuradaki dik üçgene yoğunlaşacağım. Buradaki dik üçgene bakacak olursak alfa alfa ile ilgili yazacağım ya alfanın karşısı var komşusu var. Aa, o zaman şunu yazarım. Tanjant alfa karşı bölü komşu deyince çünkü karşı ve komşuyla ilgili ne var? Ya kotanjant alfayı yazarsın ya tanjant alfayı yazarsın. Ben burada tanjant alfayı yazmak istedim. Gerçi kotanjant alfa yazsak daha sağlıklı olacak ama neyse yazmış bulunduk. Tanjant alfa 1 bölü a'ya eşit. A da buradan 1 bölü tanjant alfaya eşit oldu. Yani kotanjant alfaya eşit oldu arkadaşlar. Evet. A'yı bulduk. Kotanjant alfa. Şimdi nereyi bulacağım? Şu B'yi bulacağım. Arkadaşlar bu B'yi bulmak için bir işlem yapmam gerekiyor. Öncelikle nereyi yazabilirim ben? Değişik değişik yollarla işlem yapabilirim. Ee, şurayı yazmam için şurayı bulmam lazım. Burayı bulduktan sonra da burayı yazabilirim. Evet şuraya bir değer yazayım o zaman ben buraya. Buraya da bir K diyeyim isterseniz. A alfanın yine karşısı ve komşusu var. Yine tanjant alfa yazsam burada tanjant alfa da k bölü 1'e eşit değil midir? k bölü 1'e eşittir. O zaman k dediğimiz tanjant alfa'ya eşit oldu. Şimdi şuradaki dik üçgene bakacak olursak burada da alfanın karşısı ve komşusu var. E o zaman tanjant alfayı yine yazacak olursak arkadaşlar b bölü tanjant alfa eşittir. b bölü tanjant alfa eşittir. b de buradan ne eşit oldu? Tanjant kare alfaya eşit oldu arkadaşlar. O zaman b dediğimiz yere de Tanjant kare alfa yazacak olursak artık bu dik üçgenin alanı belli. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani bu kotanjant alfa çarpı tanjant kare alfa. Yani tanjant kare alfa da hani kotanjantla tanjantı çarpım 1 yapıyor ya. Ondan dolayı tanjant alfa çarpı tanjant alfa yazsam sanki daha sağlıklı olacak. Bir de bölü 2'yi de unutmayalım. E kotanjant alfa ile tanjant alfanın çarpımı 1. O zaman cevabımız ne yaptı gençler? Tanjant alfa bölü 2'ye eşit oldu. Yani 30. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 31. soruya. Aşağıda daire halkası biçimindeki eş 2 DVD gösterilmiştir. O noktası daire halkalarından birinin merkezi A ve C teğet noktalarıdır. A ve C teğet noktaları. A, B, C yayı 220 derece. Ha, şu verilmiş bunu kullanayım. Burası 220 ise 360'dan 220 çıkartınca ne kaldı gençler? 140 derece kaldı. O zaman burada kaç kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Ee, 220'yi kullandım. 220 ile işim bitti. Şuradaki kalabalık ortadan gitsin. Burada kaçı da 40 derece buldum. Bu çemberin merkezi yay üzerinde arkadaşlar. Şimdi çemberdeki en etkili silahımız neydi bizim yarı çap. Bir kere şunu da söyleyeyim. Hocam bu teğet, bu teğet buradan çizilen ee, şu merkez nerede bilmiyorum ama şuradaysa mesela merkez açı orta olmaz mı? Ya da şöyle yapalım. İlk başta ben şuradan gideyim isterseniz. Hocam bu teğet bu teğet. Ben buradan şu çemberin merkezinden bakın şu çemberin merkezinden bir yarı çap çizecek olursam. Aa hocam bu iki daire yani daire halkası eş iki dvd'yi gösteriyordu bana. Bunun yarı çapı r. E hocam bunun da yarı çapı r. Bak bu da merkezden gelmek zorunda. O zaman buradan çizdiğim yarı çapla buradan çizdiğim yarı çap eş olduğu için tam bizim yarı çapımız yani Şuradaki çemberin, soldaki çemberin merkezi bunun üzerinde olmak zorunda. E arkadaşlar teğet teğet olunca, merkezden geçince açı ortay oluyordu. O zaman buradaki açılar ne olacak? 20'şer derece olmayacak mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Teğet teğet olunca, merkezden geçtiğinde açı ortay oluyordu. İspatlarından bir de neydi? Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Hocam bunlar yer çap yer çap. Kollar açılan dikmeler eşit olduğundan dolayı ne oluyor? Açı ortay doğrusu oluyor diyebiliriz. Peki buraya 20 bulduk. Eyvallah takıldık. E, takıldığımız zaman yine bir şeyler çizmemiz gerekiyorsa ne çiziyorduk arkadaşlar? En etkili silahımız yarı çap. Bir de yarı çap uzunluğu bak çift çizgiyle gösterelim. Yarı çap çift çizgiyle gösterdik. Eyvallah. Hocam bak bu da yarı çap. E, buradan da çizdin. Buradan başka bir yere çizemeyiz. Değil mi? Hocam bu da yarı çap. Tamam. Bir de şuradaki merkezden çizsek. Hocam bu da yarı çap aslında. Neresi yarı çap? Şuradan çizdiğinde bu da yarı çap. Aa, bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Yani 60, 60, 60. Şurası 20 derece buraya 40 derece kaldı. Benden de DF yayının ölçüsü isteniyor arkadaşlar. E burada bir çevre açı çıktı mı? Çıktı. 40 sağ gördüğü yay 80 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 80 yani denizli oldu. 31. sorunun cevabı. Geldik 32. soruya. Eşkenar üçgenin Bakayım ne diyor? X, Y, Z arasındaki sıralama nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun yüksekliğinin uzunluğuna oranı. Arkadaşlar bir eşkenar üçgen çizsek şurada. Bir eşkenar üçgen çizsek yüksekliğinin kenarını oranı. Evet. Bir kenar uzunluğunun yüksekliğinin uzunluğuna oranı. Arkadaşım şuraya 1 1 dersek e burası eşkenar üçgen olduğundan 60 60 oran istenildiği için 1 1 diyebiliriz sıkıntı yok. E 30 60 90 üçgeninden 30'un karşısı 1 ise burası ne yapıyor? Kök 3 oluyor. Bize ne diyor? bir kenar uzunluğunun e, yüksekliğin oranı yani 2 bölü kök 3. Burası 2 bölü kök 3 yaptı arkadaşlar. Y'ye gelelim. Karenin bir köşegen uzunluğunun karenin köşegen uzunluğuna bakalım. Hocam burası bir birken köşegen uzunluğu ne yapıyor arkadaşlar? Kök yapıyor. Bir köşegen uzunluğunun bir kenarına oranı yani kök 2 bölü 1 yani kök yaptı. Düzgün altıgenin en uzun köşegen uzunluğunun en kısa. Evet bir düzgün altıgen çizelim arkadaşlar. En uzun köşegen uzunluğu bu. Bir kenarın iki katıydı. Yani burası kenar burası da iki olacak. En uzun köşegen uzunluğunun en kısa köşegen uzunluğunun oranı. En kısa köşegen uzunluğunun oranı. En kısa köşegen de budur arkadaşlar. Şurası 1 yapıyor dedik ya. E burası 1 bir 1 ise 30 30 120 üçgen çıktı. Burası da kök 3 yaptı. Yani en uzun köşegen uzunluğu 2. Burası da kök 3. Şimdi x ile z ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Başka öyle bir eşitlik var mı? Yok. E, küçüklüğünün de x ile z, yani x küçüktür y'yi de nasıl şey yaparız arkadaşlar? x ile y'yi incelerken 2 bölü kök 3 burası. Kök 2 bölü 1 burası. Her iki tarafın karesini alırız. Karesini aldığımız zaman hocam 4 bölü 3 yaptı burası. E, burası da 2 yaptı. 4 bölü 3 2'den küçük değil mi? Evet. Evet. 4/3 2'den küçük olduğuna göre x daha küçük olmalı. x ile de z birbirine eşitti. O da y'den küçük arkadaşlar. Yani cevap C han çıktı. ÖSYM böyle soruları seviyor. Dikkat edin. Sözel ve kolay bir soru aslında. Ama hala da alışamadığımız için bize böyle sorular zor geliyor maalesef. Dikkat edin arkadaşlar. 32. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı geldik 33'e. Dik koordinat düzleminde şöyle bir şey verilmiş. Arkadaşlar bakın 15 20 ya yani direkt x eksenini ve y eksenini kestiği yerler belli. Ee, normalde soruyu biz okuruz analitik düzlemde normalde ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Yapmamız gereken bir şey varsa yani basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Analitik düzlem çizmeden yapılabilen sorular var değil mi arkadaşlar genelde? Ama bazen de analitik düzlem çiz çizmeden yapamıyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Analitik düzlem çizmek zorundasınız arkadaşlar. Ya da ben şunu söylüyorum. Özel durumlar verildiği zaman. Hani ne bileyim özel durumlar nedir? Mesela x eksen üzerindeki bir nokta, y eksen üzerindeki bir nokta, x eşittir a doğrusu gibi ya da y eşittir mx doğrusu gibi orijinden geçen doğrular özel doğrulardır. Bu tür şeyleri gördüğünüz zaman direktman e, analitik düzlemi yapıştırabilirsiniz. ÖSYM'de bunu da seviyor. E o zaman ben burada analitik düzlemi yapıştırayım. Niye? Çünkü arkadaşlar özel bir durum var. Y eşittir ax ve y eşittir bx doğrularından bahsediyor bana. Orijinden geçen doğrulardan bahsediyor. Şimdi x bölü 20. Bu ne demek arkadaşlar? Hani e, şey yapıyorduk gençler. Ya direkt x yerine 0 yazıp y'sini bulabilirsiniz. Y yerine 0 yazıp x'ini de bulabilirsiniz. Hiç önemli değil. E, ya da isterseniz y yerine 0 yazdığımızda x direkt 20 mi çıkıyor? Evet hocam x 20. E, bir de y, x yerine 0 yazsanız e, y de x e 15 mi çıkıyor? Evet hocam y de e 15 çıkıyor. O zaman bizim şu şekilde şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ha, x 20 y x 15. Onu o şekilde gösterelim. Evet x 20 y de 15 olacak şekilde şöyle gösterdik arkadaşlar. 20 burası eksi 15 de burası. Şimdi bana diyor ki y eşittir ax ve y eşittir bx doğruları sırasıyla a ve b noktalarını da kesiyor. Orijinden geçen bir doğru bunu kesiyorsa o zaman bizim orijinden geçen doğrularımız nasıl bir doğrudur arkadaşlar? Biri böyle bir doğrudur diğeri de şöyle bir doğrudur ya da şöyle bir doğru da olabilir fark etmez. Biz böyle bir keselim isterseniz. A, B arası 8 birim olduğuna göre demek ki burada bir yerde arkadaşlar. Şuradaki A, B arasındaki biri A'da kesiyordu, biri B'de kesiyordu. A ile B arasındaki uzaklıkta 8 birim olarak verilmiş. Bu üç doğrunun sınırladığı üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şurada ne var arkadaşlar? Hocam burası 15 birim, burası kaç birim? 20. 15 20 25. Bize bir üçgenin alanı soruluyor. Nerede sorulursa sorusun bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. E ben burada bu üçgenin yüksekliğini bulmaya çalışacağım hocam. E burada 15 20 25 üçgeni var. E buradaki şeyin de yüksekliği de bu değil mi arkadaşlar? Evet. E buradaki yüksekliği bulurken de h. Bakın 15 20 25 üçgeni var. Bir h eksik. İsterseniz öklükten yapabilirsiniz ama bütün dik üçgende bütün kenarlar belli sadece yükseklik eksikse alandan yapın demiyor muyduk? Yani şu büyük dik üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2 15 çarpı 20 bölü 2 aynı zamanda 25 çarpı h bölü 2 eşit. 25 çarpı h bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. Böl 5'e 3, böl 5'e 5, böl 5'e 4, bir daha böl 5'e 1. 3 kere 4 12 mi yaptı? H'ı buradan 12 bulduk. H 12 ise arkadaşlar tabanı 8 olan yüksekliği 12 olan bir üçgen oldu. Bu doğruların kesişim noktası arkadaşlar. O zaman alan ne olacaktır? Taban çarpı tabana ait yükseklik yani 8 çarpı 12 bölü 2'den cevabımız 48 çıkar arkadaşlar. Evet 33. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 34. soruya. Şekil 1'de 10 ve 2 sayılara denk gelen A ve B noktalarından bir ipe bağlı olan 2 kök 3 yarı çaplı dairesel duvar saati T askılığında aslında T A ve T B sırasıyla A ve B noktalarında teğet olmaktaymış. Evet A ve B teğet noktasıymış arkadaşlar ve 10 ve 2'ye gelmiş buradaki şeyler. Arkadaşlar saatte 12 bölme var mı? Var. E, o zaman 360'ı 12'ye böldüğüm zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 30 derece. Her bir bölme 30'ar derece. Her bir bölme 30'ar derece ise e, o zaman burada merkez varsa teğet varsa çektik yapsam. Merkez varsa teğet varsa çektik yapsam. Bu yarı çap uzunluğu 2 köküç. Burası da 2 köküç. Ve buradaki yayın ölçüsünde kaç derece bulduk arkadaşlar? 120 derece de bulduk. Hani ekstra bir işlem yapmayayım. Bakayım soruyu okuyayım. E, şu uzunluğu bulmak için de hamle yapabilirim arkadaşlar ben burada. E tabi ekstra işlem yapayım. İpin uzunluğu lazım olacak sonuçta bana. Arkadaşlar burası 120 ise burada kaç kaç derece oldu? 120 derece oldu. E buraları da 90 derece ya. Belki zaten şey oldu. E bu da TTS 120 ise burada kaç da kaç oldu arkadaşlar? 60 oldu. Çünkü bu yağ ile bu açın toplamı 60 derece. 180 derece oluyordu. Ya da dörtgen var hocam burada. 90, 90, 120 topladın. 360'tan çıkarttım Burada kaç ya da bulmuş olursun. Şimdi şuradaki uzunluk belli mi arkadaşlar? Belli. Nasıl belli? Hatta 120, 30, 30, 120 üçgen oldu. E tamamı 90'dı. Buraya da 60 kaldı. Buraya da 60 kaldı o zaman. 2 kök 3, 2 kök 3 katından dolayı burası 6 yaptı. Hatta burada da bir eşkenar üçgen oluştu. Burası da 6, burası da 6 oldu. Yani ipin uzunluğu kaç oldu? 12 oldu. Ali Bey uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Toplam ipin uzunluğu burası. Sonra devam edelim bakayım ne diyor. Duvar saati. Şekil 2'de. K noktasından da asıldığında önceden T noktasında asılıydı değil mi arkadaşlar? Evet. Yani şunu demek istiyor. Ben ipi şuradan tuttum. Hop şuraya doğru çektim. Hem T'de asılı hem de K'da asılı oldurursa diyor arkadaşlar. Ya da şurada tuttum. ip tabi biraz böyle geldi. Şöyle geldi arkadaşlar. Şuraya geldi. İşte tam bu kıvama geldi. Yani K'yı buraya getirdim. KT ile A ve B doğrusal olacak konuma geldiğinde. Arkadaşlar ne oluyor burada biliyor musunuz? Bak tuttuğumuzda hop şöyle geldi ya. Böyle geldiği zaman arkadaşlar şuradan tuttum ya böyle geldiğinde o zaman ne oldu? İpler aslında şöyle oldu. İki tane ip var aslında burada değil mi arkadaşlar? Arka arkaya geldi. Sonra ip saatin arkasından devam ediyor. T noktasından da asılıydı zaten. E bir de buraya geliyor. Yani burada iki tane bak ipin toplam uzunluğu toplamda hop burası mı yaptı arkadaşlar? Evet şu uzunluğu biz altı mı bulduk? Evet. E hocam burası x birim burası da x birim. E hocam x artı x artı 6 ipin uzunluğuna mı eşitleyeceğiz? Hayır dikkat. İpin uzunluğunda burası da var burası da var. Bak burada çift katlı oldu. Niye? Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar biz şuradan tutup şöyle çektiğimizde. Bakın şöyle çektiğimizde. O ipler üst üste mi geliyordu? Evet bak şurada ipler üst üste geldi. Hatta T noktasında asılıydı ya. E T noktasından bir böyle geliyor bir de arkasından geçiyor. Yani ipler üst üste arkadaşlar. E burası x'ken burası da x olduğunu unutma. E burası da x. Yani toplamda x artı x artı 6 artı x artı x. Yani toplamda 4 x artı 6. Kaça eşit olmak zorunda? İpin uzunluğu 12'ye eşit olmak zorunda. Buradan 4 x eşittir 6 oldu. X de buradan ne eşit oldu? 6 bölü 4 oldu. Yani 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bizden ne isteniyor gençler? TK uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. 2x artı çünkü x ve x ve 6 var. 2x artı 6 isteniyor. E, x yerine 3 bölü 2 yazarsak 2 ile 3 bölü 2'nin çarpımı 3'tür. E, 3 artı 6'tan cevabımız da kaç yaptı arkadaşlar? 9 yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Tabi burada ipi buradan tutup böyle çekip şey olduğunu kavrayabilmek lazım arkadaşlar. 34. soruyu böylelikle C'ye bulduk. Geldik 35. soruya. Serdar ve Nevi'nin bilgisayar monitörleri aşağıda gösterildiği gibi dikdörtgen şeklindedir. Arkadaşlar e, Serdar monitöründeki çeyrek daire bulunan sayfayı Nevi'ne gönderdiğinde Nevi'nin ekranında çeyrek daire büyüklüğünde hiçbir değişiklik yok. Yani yarı çapı o zaman aynı. O zaman ben burada bir işlem yapabilirim. Çeyrek daire şeklinde ya burada. E arkadaşlar merkez burada. Kiriş burada. Çek dik yapsak. Yaptığımız zaman iki eş parçaya böl. 9 9. E hocam burada bir öklit bağıntısı var. Şuraya bir haş dersem. H kare eşittir. 9 çarpı 16'dan. E, 9 çarpı 16'dan her iki tarafın kare kökünü alırsak. Haş da buradan 3 çarpı 4 gelir. Yani 12 gelir. H 12 geldi. E o zaman 9 12. 15 üçgeninden burası 15 oldu. Bunun yarı çapı 15 mi yaptı? Evet. Burada da yarı çap 15'tir arkadaşlar. Bak monitör büyümüş. Şekil aynı diyordu bize. E hocam burası da 15. Tamam. Şimdi şeyi yarı çapı da kullandık. Arkadaşlar bizdeki şu x uzunluğu isteniyor. Merkez varsa teğet varsa yine çek dik yapalım mı arkadaşlar? Yaptık. Bunu yapınca bunun yarıçapı değişmemişti. Burası 15. 15 17 dik üçgenden dolayı ne üçgeni 8 15 17'den 8 oldu. Yine burada bir dik üçgenden dikten dik çizilmiş ök bağıntısı var. E, h kare eşittir p çarpı k. Yani 15'in karesi eşittir 8 çarpı x'ten X de buradan kaç olur? 225 bölü 8'e eşit olur arkadaşlar. Bizden de zaten o isteniliyor galiba. Cevabımız böylelikle Edremit oldu sevgili gençler. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde x eksenine paralel ve 11 uzunluğundaki bir doğru parçasının 3x 4y eşit 0 doğrusu üzerindeki dik yüz düşüm uzunluğunun a birim y eşittir eksi x doğrusu üzerindeki dik yüz düşüm uzunluğunun da b birim olduğu biliniyormuş. Arkadaşlar ne yapacağız? Normal klasik yolla da yapabilirsiniz. Analitik düzlem çizmeden yapabilirsiniz diyeceğim ama olmaz. Çünkü özel durumlar var. Bu da orijinden geçen bu doğru. Bu da zaten tanıdık ikinci açı ortay doğrusu. Analitik düzlem çizeceğimiz aşikar. Hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Analitik düzlemi çizdim. Şu doğrunun adı ne arkadaşlar aslında? Bu 3x 4y. 3x eşittir 4y doğrusudur. 3x eşittir 4y doğrusunda da y'yi yalnız bırakırsak Y eşittir 3 bölü 4 x mi yapıyor? Evet. Y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu arkadaşlar. Şöyle bir doğrudur. Öbürü de y eşittir x eksi x doğrusu da birinci açı ikinci açı ortay doğrusudur. Budur. Yani buradaki açılar 45'er derecedir arkadaşlar. Şurası 45 burası da 45 derecedir. Peki bizden ne isteniyor? Şimdi bunun y eşittir 3 bölü 4 x olduğunu yazalım. Bunun da y eşittir eksi x doğrusu olduğunu yazalım. Arkadaşlar y eksenine paralel ilk pardon x eksenine paralel bir tane doğrumuz varmış elimizde. Şöyle bir doğru mesela. Rastgele çizdim. Kaç birim uzunluğunda? 10 birim uzunluğundaymış arkadaşlar. Bunun şu doğrudaki iz düşüm uzunluğu ve bu doğrudaki iz düşüm uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Arkadaşlar dik iz düşümü. Şuradaki en uç noktalarında dik iz düşürürsün. Dik iz düşürürsün. Şuradaki uzunluğu bulacağız. Tamam. Bizden şu uzunluk isteniyor arkadaşlar bu a'ymış. Bir de bu uzunluğun şunun üzerindeki iz düşümü isteniyor. O da arkadaşlar şuradan dik çizersin. Buradan dik çizersin. Burada dik çizdiğimizde de şuradaki uzunluk mu yapar arkadaşlar? Aynen öyle yapar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Burada sanırım şunu bulmak için burada bir dik yamuk oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. E buradan ben dik çizdim ama bak şu yanlış anlaşılmasın. Burası dik falan denilmesin. İsterseniz biz bunu daha sonrasında yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü biz buna şuradan dik çizdik arkadaşlar. Bunu da unutmayın. İlk etapta bunu bulalım. Ondan sonra y -x, -x doğrusu üzerindeki şeyi bulalım. E gençler, e burada bir dik yamuk çıktı mı? Çıktı. E burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Dik yamuk çıktığında insan olan ne yaparsa onu yaparsınız. Ne yaparsınız? Hop, şuradan bir dik dörtgen oluşturursunuz. Hocam dik dörtgen oluşturunca şuradaki uzunluk daha yaptı mı? Yaptı. Peki ben y 3 bölü 4 x doğrusunu kullanmak zorundayım. Hocam bu y eşittir 3 bölü 4 x demek ne demek? Eğiminin 3 bölü 4 olması demek. Eğim demek tanjant alfa demek. O da 3 bölü 4'müş. Al alfa. E hocam alfayı ben nasıl kullanacağım? Ya kardeşim şunları birbirine paralel vermiş. Ben bu paralelliği demek kullanacağım. E biz senenin başından beri ne diyoruz? Paralel doğrular verildiğinde biz ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Kardeşim sen şunu şöyle bir uzatsan. Aa, Z'den dolayı burası alfa yaptı. Hocam yöndeşlikten dolayı çünkü şöyle dik çıktık ya buna paraya çizdik. Ee, ya da burası da 90 oldu. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa diyebilirsiniz. Ya da yöndeşlikten de alfa diyebilirsiniz. Tanjant alfa 3 bölü 4 değil mi? Evet. Şuradaki üçgende 3 bölü 4 ise tanjant alfa karşı bölü komşu. 3 bölü 4 diyecek olursak. Burası 3K burası 4K. E 3 4 5 üçgeninden burası da 5K mı oldu? Aynen öyle. 5K 10 A dediğimiz 4k olduğundan dolayı 5k'da 10 olduğundan dolayı K'yı biz 2 buluruz. 4k'da kaç yapar? 8 yapar. Dolayısıyla A 8 çıktı arkadaşlar. Tamam. Şunu 8 bulduk. Şimdi bir de bu doğrunun y x doğrusu üzerindeki şeyine bakalım arkadaşlar. Ee, ne derler? İz düşüm uzunluğuna bakalım. Nasıl bakacağız arkadaşlar onu? Bunu şöyle şurayı sileceğim. Mecbur sileceğim arkadaşlar. Şunları sileyim. Kafa karışıklığı ortadan kalksın isterseniz. Şöyle sildim. Şimdi de bunun şunun üzerindeki iz düşümünü bulayım. Arkadaşlar şöyle şuradaki dik çizdin. Şuradaki dik çizdin. Hatta bunu biz niye maviyle çizmiyoruz yine? Şuradaki dik ve buradaki dikleri çizince arkadaşlar şöyle dikleri çizince bakalım neler çıkacak meydana. Yani bizden dik düşüm uzunluğu. Şuradaki uzunluk B uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Burası kaç birimde? 10 birimde. E hocam şunda şu paralel verilmiş bize. Ben bu paralelliği kullanacağım. E biz senenin başından beri diyoruz paralel doğruları uzatıyoruz. A hocam burası 45 derece. E, uzatmamıza gerek bile gerek yokmuş aslında burada arkadaşlar. Burada yine bir dik yamuk çıktı mı karşımıza? Çıktı. Dik yamukta insan ne yapar? Şu diki çizer. Hocam şurası 45 ya. Bak şimdi. Şöyle göstereyim. Gitti orası. Heh. Şuradaki kaç 45 ya. Hocam burası da 45 yapar. Burası da 45 yapar. Aa, süper. Burası da 45 yaptı. ev zaman burası da 45 yaptı. E hocam 90 90 e, şurası kaç yaptı? Şuradaki açıyı bulmam lazım benim. Burada açıyı bulurken de e, mecbur şunu yine yapacağız arkadaşlar. Şuradaki 45'ten başka geçiş yapamıyoruz değil mi? Şuradaki e, şuradakini uzatacak olursak arkadaşlar Uzattığımız zaman burası 45 derece ise şöyle z'den dolayı çünkü paralel bunlar z'den dolayı burası da 45 yaptı. 45 90 ise burası da 45 yaptı. Ev uzarı burası da 45 yaptı. 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı şu uzunluk ne oldu arkadaşlar? 10 bölü kökü yani 5 kökü yaptı. E burada dikdörtgen olduğundan dolayı B uzunluğunda 5 kökü bulduk. Evet B'yi de 5 kökü bulduk. Bizden istenilen A artı B. A 8. B de 5 kökü ise cevabımız 8 artı 5 kökü ya da 5 köklü, artı 8 diyebiliriz. Yani 36 sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 37 soruya. Aşağıda dik koordinat düzleminde A, B, C ve dileğin anlık bulunduğu konumlar verilmiştir. A, B, C, D olarak gösterilmiştir. Ali, B uzunluğu şurası, AD uzunluğu burası ve OC uzunluğu OC burası verilmiş. A hocam, şurası da 90 derece olarak verilmiş ve A noktasında 24'e 7 vermişler. Ben öncelikle şunu gördüm. Ee, neyi gördüm? Arkadaşlar 90'ın karşısında eşitlik var. Hop muhteşem üçlü yok mu burada? Var tabii ki. Muhteşem üçlüden dolayı bak 90'dan bir kenar ortaya çizdik. Eşit eşit eşit. Hocam burası eşit oldu. Aa burası da orijinle 24'e 7 arasındaki uzaklık. E orijinle 24'e 7 arasındaki uzaklık nedir? X'ler farkı 24. Y'ler farkı 7 ise 7 24. 25 üçgeninden burasını 25 bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. E burası 25 ken. burası da 25. Aynen öyle. Bizden A ile C arasındaki uzaklık isteniyor. A ile C arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam burası 0.25 25 değil mi? Evet. Şimdi A ile C arasındaki uzaklıkta X'ler farkı 24. Y'ler farkı 18. Hmm. Normalde kare kütüğünde X'ler farkı 24. 24'ün karesi artı Y'ler farkı 18. 18'in karesi ve kare içinde yazınca cevabı ulaşırız. AC uzunluğunda arkadaşlar. Ya da x'ler farkı ve y'ler farkı tanıdıksa dik üçgenden yapabilirdik. x'ler farkı kaç? 24. Yani 24 dik üçgenin bir kenarı. Diğer y'ler farkı da 18 yaptığından ya da eksi 18 diyebiliriz arkadaşlar fark etmez. Evet 24 eksi 0 dediysek 7 eksi 25 diyeceğiz. O da eksi 18 uzunluk olarak 18'dir. Hocam bu 6'nın 3 katı. Bu 6'nın 4 katıysa burası da 6'nın 5 katı olacağından 30 olur. Evet şu uzunluğu 30 olarak bulduk arkadaşlar. 6 evet. Soruyu tam okumadım. A ile B arasındaki kuş uçuşsun mesafe gerçekte 10 kilometre. Arkadaşlar burası 10 kilometre verilmiş. Yani bu çift çizgi dediğimiz 25 değil mi? 25 birim olan yer gerçekte 10 kilometreymiş. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 30 mu? Evet 30 birimlik olan yer gerçekte kaç kilometredir? Bunu da oran orantı yöntemiyle doğru orantıdan bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Şuraya x dersek buradan 25x eşittir. 30 çarpı 10'dan böl 5'e 2 böl 5'e 5. Bir daha böl bir daha böl. 6. 6 kere 2 kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Yani kaçıncı soru? 37. sorunun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde verilen OABC dikdörtgeni A köşesi etrafında bir miktar döndürüldüğünde C, B ve C üstü doğrusal oluyor. Bak ben bunu kullanacağım demek ki arkadaşlar. Burada bir espri var. Önceki OABC dikdörtgeninin konumu bizim için önemli. Çünkü C, B, C üstü doğrusal diyor. O zaman önceki konumu şöyle bir belirleyelim gençler. Önceki konumu belirledim. Önceki konumda bak sen bunu böyle döndürdüğün zaman yani bu dikdörtgeni böyle döndürdüğün zaman şuradaki bak o o üstüne geliyor. Bu ne demek? Buradaki eşin esprisi arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğu anlamına geliyor. E hocam bu bir dikdörtgendi. Yani şurası da birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki ben bu eşitliği nasıl kullanacağım? C, B, C üssü. Doğrusal vermişsin sen burada bana bunu. Ben bu doğrusallığı nasıl kullanabilirim? Bir de şu dikdörtgenler birbirinin tıpkısının aynısı. Birbirinin eşi. Arkadaşlar eş dikdörtgenleri kullanacağım. Eş dikdörtgenlerin şu kenar uzunluklarının birbirine eşit olması bir işime yarar mı? Yarar mı? Yarayabilir aslında. Şu mantıktan yarayabilir. Ben şu köşegeni çizersem güzel bir şey çıktı aslında. Hocam şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit ya. Buraları da 90 derece ya. Değil mi? E hocam o zaman burası bir açı ortay çıktı diyebiliriz. Bak açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Bir işime yarar mı bu? Z'den dolayı burası da çizgi açısı olur. Bir işime yaramıyor. Maalesef yaramıyor. Başka neyi nasıl düşünebilirim? Ee, hatta ayırdıkları yerlerde birbirine eşit olacak. O, şurası da eşit olacak. Tamam. Bak şu mantıktan gidersek aslında başka bir şey var mı derken bir yer daha fark ettim. Ama fark etmeden önce şunu gördüm. Arkadaşlar şuralarıyla, şurasıyla, şurası birbirine eşit değil mi? Ondan dolayı kolları açılan dikmeler eşit olduğundan dolayı bu açı ortay oldu dedim. E hocam bu açı ortay olduğundan dolayı e, kolları açılan dikmeler eşitse ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani şu parçayla da şu parça eşittir. E bu bir dikdörtgendi. Burası çift çizgiyken burası da çift çizgi değil mi? Evet. E o zaman burası çift çizgi ise, Burası da çift çizgi olmak zorunda. Çünkü kollar içlendikleri eşit. Ayırtları yerlerde birbirine eşit. Ben bunun eşitliğini başka nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz? Hocam dikdörtgenin şu köşegeni ya. E, hiç kafayı karıştırmayayım isterseniz. Şu kollar içlendikleri anladık zaten. Sıkıntı var mı? Yok. Şunların eşitliğini gördük. E ne yapacağız burada arkadaşlar? Ya 90 dereceler ama da uçuşuyor. Dal kardeşim alfa bak. Burası alfa dersen burası betaysa e beta. Ters açıdan beta burası da alfa. A şu üçgenle şu üçgen oldu? Benzer. Hatta betanın karşı çift çizgi betanın karşı çift çizgi eş üçgen oldu. O zaman burada alfanın karşısına A dersem buradaki alfanın karşısı da A'dır. Ondan sonra 90'ın karşısı buraya B dersem buradaki 90'ın karşısı da B'dir. E hocam çift çizgiye de hadi C diyelim isterseniz. O zaman burası da C olsun. B, D, C üstünün, yani A artı B artı C'yi kaç vermiş arkadaşlar? BDC D, C üstü üçgenin çevresini 24 vermiş. Bizden neyi isteniyor? B noktasının yani şuradaki noktanın koordinatları toplamı. B'nin absine C. Evet C'ye. Ordinatı nedir arkadaşlar? Ordinatı da A birim burası. B birim burası. A, A artı B değil midir? Evet A artı B. Benden şu ikisinin toplamı isteniliyor. C ile A artı B'nin toplamı isteniliyor. Eğer C ile A artı B'nin toplamı yine A artı B artı C değil midir gençler? Aynen öyle. Yani cevabımız da böylelikle 24 çıkmış oldu arkadaşlar. Değişik bir soru. Hatta ben soru içerisinde farklı bir çözüm daha böyle fark etmiştim. Şu açı ortayı düşünürken. Ben nereden gittim? Hocam şu kenarla şu kenar eşit. A dedim şu eşitliği koyunca bunlar da 90 derece ya. Şu köşegeni çizdiğimizde kollara çizilen dikmeler eşit. Açı ortayı yakaladım. Aynı zamanda şu ayrıntıları yerler de eşit. Yani burası çift çizgiyken burası da çift çizgi ya. Çift çizgiyken çift çizgi oldu. Sonra alfa girdik. Soru çıktı. Farklı bir yoldan daha çözeyim. Bak şimdi bak 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 bak. O eşitliği başka türlü daha ispatlayacağım şimdi size arkadaşlar. Şimdi gençler şuraya baktığımız zaman hop hop hop. Hocam bu dikdörtgenle bu dikdörtgen arasında bir ilişki kuracağım. Bana Cb B, C üstü doğrusallığından bahsediyor. Burası 90, burası da 90. Bu 90'lığı kullanacağım. E ben biraz önce bu dikdörtgenlerin eş olmasını hiçbir şekilde kullanamazken ha, kullandım aslında. Şu kenarların birbirini eşitliğini kullandım. E, fa daha farklı bir şekilde nasıl kullanabilirim? Hocam bu köşegeni çizdiğimde e, bu dikdörtgende de şu köşegeni çizdiğimde A aynı köşegenler. Köşegenler eş dikdörtgenlerde birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam bu ikiz kenar çıktı. İkiz kenarda tabana ait yükseklik ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. Evet bunların eşitliğinde bu şekilde ispatlamış oluruz. Evet, sorunun çözümünde devam edelim isterseniz. Çift çizgi ise o zaman burası da çift çizgidir. Ee, bu döndürmeden dolayı burası da çift çizgidir. E, o zaman burada bakın şu üçgen ve şu üçgende Yine açılara dalacak olursak alfa, beta, beta, alfa. Üçgenler ne oldu arkadaşlar? Eş oldu. Ee, yine A, B, C harflerini yazarak yine B noktasının C virgül A artı B olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Tamam. 38. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde Y eşittir A doğrusunun çemberi içinde kalan kısmının uzunluğu 4 birimdir diye söylenmiş. Arkadaşlar ne yapalım? Önce bir merkezi bulalım. Ya belki şuradan yapılabilir bu ya. Hani direkt matematik bilgisiyle yapılabilir. Nasıl? Hocam bir çember var. Bir doğru var. E, bu doğruların içinde kalan şuradaki uzunluk 4 birimmiş. E, bu uzunluk 4 birim. Bir de bize ne diyor arkadaşlar? E, bu y eşitliğe doğrusu. Y eşitliğe doğrusu aslında şeye paralel değil midir arkadaşlar? x eksenine paralel değil midir? Evet. x eksenine paraleldir. Bu 4 birimi kullanacaksın. Bu 4 birim nasıl kullanılabilir mesela? Hocam Burası şöyle baktığın zaman x1, y1. Buradan yapmayacağım arkadaşlar. Belki buraya zorunlu kalırım. Burası da x2, y2. E şöyle baktığın zaman hocam bunun hapsi bu, bunun hapsi bu deyip hocam burası x1, burası da x2. Kökler farkından gidebilirsiniz arkadaşlar. Kökler farkı ama soruyu bence uzatır gibi geliyor. Ben o yüzden ne yapayım? Burada bir merkezi ve şeyi bulayım. Genelde ÖSYM'de soru soracaksa arkadaşlar bu şekilde matematiksel bir bilgi olarak soracağını zannetmiyorum. Analitiksel bir şekilde sormuşlardır. Eğer bu soruda böyle analitiksel bir şekilde yani analitik düzlemde şekli çizerek çıkıyorsa mükemmel bir sorudur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım, 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 bakalım. Şimdi öncelikle bu şekildeki verilen şeylerde hocam burası D'di, burası E'di, burası F'ydi. Normalde merkezimiz eksi d bölü 2 eksi y bölü 2 şeklinde bulunuyordu. Yarı çap uzunluğu da nasıl bulunuyordu? 1 ee, bölü 2 kare kök içinde d kare artı y kare eksi 4 f şeklinde bulunuyordu. İster böyle bulursunuz isterseniz hocam x kare eksi 10 x x eksi 5'in parantez karesinden gelir. Ama burada fazladan ne var? 25 var. 25 çıkar ki denklemde x kare eksi 10 x kalsın sadece. Çünkü onu şey yaptım ben. Peki hocam y kare eksi 2'ye neyin parantez karesinden gelir? y eksi 1'in parantez karesinden gelir. Açtığımız zaman y kare eksi y geldi ama artı 1 fazlalığı var. Denklemden 1 çıkarayım ki y kare eksi 2 olsun sadece. E bir de artı 13 var eşit 0'sa buradan x eksi 5'in karesi artı e, y eksi 1'in karesi neye eşit oldu arkadaşlar? E, 25 26 eksi 13 öbür tarafa da attığımız zaman 13 oldu. Merkezimiz 5'e 1. Yarı da 13 mi yaptı arkadaşlar? Aynen öyle yaptı. Evet merkezi 5'e 1 olan ve yarı çapı 13 olan bir çemberden bahsediyoruz. Ve y eşittir a doğrusu ne yapıyormuş arkadaşlar? 4 birim şeklinde ayırıyormuş. Şimdi bir çember çizeyim arkadaşlar. Bir çember çizeyim. Şöyle bir çember çizeyim. Bizim y eşittir doğrusunu biliyoruz arkadaşlar değil mi? Y eşittir doğrusunu biliyoruz. Şu şekilde. Hatta analitik düzlemi de çizeyim. Tam olarak çizeyim isterseniz. Evet analitik düzlemi de şöyle çizeyim arkadaşlar. Bizim 5'e 1 noktasından geçecekmiş yarı da kök 13 olacakmış arkadaşlar. Şunu da şöyle şöyle bir yerlerde çizeyim. Arkadaşlar merkezimiz nerede? 5'e 1'de. 5'e 1'i çizdik. Ve bizim 5'e 1 olan ve yarı çapı da 13 değil kök 13 olan bir çemberde y eşittir a doğrusu 4 birim yapıyormuş. E, y eşittir a doğrusu 4 birim yapacak şekilde bir burada yapar bir burada yapmaz mı arkadaşlar? Evet. Evet y eşittir a d, yani x ekseninde paralel olan kirişlerinde 4 birimlik bir şey olacak arkadaşlar. O da her iki tarafta olmaz mı? Hem altta hem üstte arkadaşlar. Evet. Şunlar 4 birim diye girelim arkadaşlar. E ne yapacağız? Merkez var, kiriş var. Çek dik yapsak. İkişer birim, ikişer birim ayırdı mı? Evet. Hocam şey uzunluğu da zaten bizim kaç kök 13? 13 eksi 4. Bunun karesi eksi bunun karesi. 13'ten 4 çıkınca 9. Buraya ne kaldı? 3 birim kaldı. A 5'e 1 noktasıydı burası arkadaşım. Şurası 5'ti. Burası da 1'di. Arkadaşlar 1'den 3 birim yukarıda hangi nokta var? 4 noktası var. O zaman burası 4 yaptı. Hatta yine aynı mantıktan dolayı merkez kiriş çektik yapacak olursak şöyle. 2 eş parçaya böldü. 2 2. Yarı çap uzunluğumuzda yine kök 13. Bunun karesi eksi bunun karesi de şurası da 3 birim yapacağından dolayı. E hocam burası 1 bir birimse buraya da 2 birim kaldı. Buradaki noktada 2 birim aşağıda eksi 2 noktası yaptı. Yani bu ne doğrusu? Y eşittir 4 doğrusu. Bu ne doğrusu arkadaşlar? Y eşittir eksi 2 doğrusu. Aslında bu y a doğruları demiş diye bize. Y a doğrularında a sayısının alacağı değerler nedir? Bir 4'ü aldı bir de eksi 2 aldı. Yani değerlerimiz eksi 2 ve 4 yapmış oldu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir soru. ÖSYM işte bu şekilde şekil çizdirmeli özellikle analitik düzlemde şekil çizdirmeli soruları özellikle ve özellikle çember analitinde çok seviyor. Ama yine de biraz önceki sorunun başındaki söylediğim ilk yöntemden de yapmaya isterseniz şöyle bir çalışın. Ama orada kökler farkı formülünü bilmiyorsanız hani x2 x1 geldi arkadaşlar. Kökler farkını bilmiyorsanız ona bir a deyip her iki tarafın karesini alıp şey yapabilirsiniz. Hani x2'nin karesi artı x e, 2 x1 x2 çarpı x1 artı x1'in karesi eşittir a kare deyip buradan da yola gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, x1 ve x 2yi yani çarpanlara ayırmayı kullanırsınız burada. Normalde bunun bir formülü var da yani bilmenize gerek yok aslında formülü. Yani bunu da açıp e, hocam sonra x1'in karesi artı x2'nin karesini nasıl açacağız diye soranlarda bu da x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 x1 çarpı x2. Yani sen bunu açtığın zaman x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 4 x1 çarpı x2'ye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Ee, oradaki a kare olayı en azından orada da size bu şekilde formülü bilmeyen arkadaşlar için de şöyle bir destekte bulunmak istedim. Yalnız buradaki değeri bulduktan sonra kare kükünü alacaksınız. Haberiniz olsun çünkü a değeri isteniyor. Bizden x2-x1 değerinde arkadaşlar haberiniz olsun. Evet güzel bir soruydu. Geldik 40. soruya. Ama hoş bir soruydu. Zor muydu? Yani şekli çizince aslında çok da zor değil. Taban yarıçapı 5 kök birim olan şekildeki dik silindirde D'nin L'ye olan uzaklığı ile L'nin A'ya olan uzaklığı eşit olup şunlar birbirine eşit verilmiş hemen yazalım. Eşit verilmiş ve 6 birim olarak verilmiş. AG yayının ölçüsü ve GB yayının ölçüsü 90 derece. Hocam burası da 90 derece burası da 90 derece. Yay ölçüsü olarak 90 derece verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin. ADCY'nin e, ölçüsü de 180 derece olarak verilmiş yani o zaman burası da 180 derece yapıyor AB ile CD'yi şurası 180 derece. Peki yan yüzey üzerinden D ile G arasındaki en kısa yol DMG, evet yan yüzey üzerinden D'den G'ye gelinceye kadar en kısa yol bu. Arkadaşlar en kısa yol sorularında ne yapıyorduk? Şekli açıyorduk. Hemen şekli açalım isterseniz. Şöyle bir dikdörtgeni şöyle bir açalım. Ee, şeyin silindirin açılmış hali bu şekilde değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi şurası A olsun. Ben D'den ve A'dan kestiğim zaman şunu şöyle attığım zaman D noktası bir de buraya mı geliyor? Evet. D noktası hop bir de burası oluyor. A noktası hop burası oluyor. Hocam B ve C nerede? B ve C de tam ortalarında olmuyor mu arkadaşlar? Tam mı ortalarında oluyor. Şurası B noktası burası da C noktası. Bizim D nereye geliyor? Hop G'ye. Tam A B'nin ortasına geliyor değil mi arkadaşlar? D buradan A ortasına gelsin bakalım gençler. Şu eşitliği gösterelim. Aynı şekilde arkadaşlar B'den gelen de şunların ortasına gelmiyor mu arkadaşlar? O yarım yüzeyden. Evet. O da oraya gelsin. Şunları da 6 6 diye vermişler. Bunları da bu şekilde yapalım. Ya burada benim dikkatim bir şey çekti hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da kenar ortay, bu da kenar ortay. Şunu şöyle çizince aa hocam ağırlık merkezi oldu. Kenar ortay, kenar ortay. Hemen burada 1'e 2 oran vardır. Yazabiliriz arkadaşlar. Şurada da 1'e 2 oran vardır. Yazabiliriz. B 2 B. Tamam. Bu iki işimize yarar. Devam edelim sonra. Buna göre B ile tamam bunu da kullandık. Buna göre silindirin iç bölgesinde kalan M ile C arasındaki kırmızı tel üzerinden M'ye hareket eden bir kanınca C'ye kadar kaç birim yürür? Aslında arkadaşlar yine yüzey üzerinden sorulmuş olsaydı bizden burada uzunluk isteniliyor diyebilirdik. Ama bak ne demiş? iç bölgesinde silindirin iç bölgesinde kalan M ile C arasında kırmızı tel var. Yani bu yüzeyden şuradaki yüzeye havadan bir çizgi çizilmiş. Yani kırmızı bir tel var arkadaşlar burada. Bu telin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben buradaki telin uzunluğunu bulmak için ne yapayım? Hocam şuna ait bir 90 derece çizerim. Ama ben bu uzunluğu bu haliyle bulamam. Havadan çizdim. Havadan çizmemek için biz yüzeyden yapıyorduk işlemlerimizi değil mi? O zaman biz yüzeyden yapıyorsak Şöyle yapalım. Hocam şu yukarıdaki düzleme bir dik çizsem. Buradaki düzlemden de şuraya getirsem. Şunu çizecek olursam. E hocam burası 90 derece oldu. Ben şu uzunluğu bulacak olursam ve şu uzunluğu bulacak olursam olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. Peki soralım. Yani hep kendimize şunu soruyoruz. Verilen bilgileri kullanacaksın. Ya da bulduğun bilgiyi kullanacaksın. Diye hep söylüyoruz. Hocam şunu bulman lazım diye kendi kendime sordum. Şu çizgi Şuradaki M'den şuraya çizilen çizgi değil midir arkadaşlar? Evet. Ben bunu bulmaya çalışacağım. Bunu nasıl bulabilirim? E hocam bu buraya kadar çizdiysek. Bunun da devamını getir bakayım şöyle. Hocam şurada bir temel orantı oluştu mu? Hop 2 bölü 3. 2B'nin 3B'ye oranı eşittir. N bölü 6'ya mı eşit? Evet. 2 katı 2 katından dolayı burası 4 yapacak. N 4 ise tamamı 12 olduğundan buraya 8 kaldı. Yani şu uzunluğu 8 bulur. Şimdi ben neyi bulacağım arkadaşlar? Şu uzunluğu bulacağım. Bu uzunluğu da bulursam olay bitti. Daha bak yarı çapı kullanmadım. Bu uzunluğu bulmak için en etkili silahımız bizim yarıçap değil miydi? Evet. Hop yarıçap, hop yarıçap. Aa hocam, şu yarıçap 5 kök 3, bu yarıçap da 5 kök 3. E ben şuradaki açıyı bulursam olay bitti. Bu açıyı bulmam, bu yayın ölçüsünü bulmam demek. Bu yayın ölçüsü de burayı bulmam demek. Hocam, şuradan dik çizmiştik. Yani şurası. Normalde zaten. Şuraya kadar geldik. Ee, bu yayın ölçüsü. Şunların birbirine eşit olmasını bulmuştu zaten. Aa hocam bak şimdi dikkat. Et. Burada da güzel bir şey çıktı. Şu yayın ölçüsü yani şurayı bulmaya çalışacağım ya. Uzunluk olarak ölçüyle doğru orantılıdır zaten. Hocam burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası K iken burası 2K değil midir? Dikkat. Et. Şurada arkadaşlar şu paralellikte 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran var. 3K ise burası da 3K mıdır? Evet. Şimdi ben şuranın kaç derece olduğunu biliyordum. Şuranın 90 derece olduğunu biliyordum. Ya da A'dan B'ye kadar olan kısmın 180 derece olduğunu biliyordum. Yani şu uzunluklarda. E o zaman burası 180 derece ise bakın. 3, 6K'da 180 derece ise. O zaman burada 2K'daki isteniyor bizden. 2 kdaki kaç derece yapar? 3'te biri 60 derece yapar. Evet 2K'daki şuradaki bu uzunluğa ait ölçü 60 derece olacak arkadaşlar. E burası 60 dereceyse tamamı da 180 ise buraya 120 kaldı. Burası da 120 yaptı. E ikiz kenarlık var. 30 30 120 üçgeni. Yani 5 kök 3 5 kök 3 ise kök katından dolayı şu uzunluk 15 mi oldu? Evet. E artık burada da bir dik üçgen vardı gençler. 8 burası 15 burası 8 15 17 üçgeninden burası da 17 çıktı. Evet. Bu test biraz yıprattı mı arkadaşlar? Sanki Geometri soruları biraz zordu. Ama böyle zor sorulara da ihtiyacımız da var arkadaşlar. Yani çok genel itibariyle hepsi değil tabii ki zorluk bakımından da güzel sorular vardı arkadaşlar. Bir de böyle yay ölçüsüyle alakalı soru görmeniz de sizin açınızdan güzel oldu. Ee, en azından yani yüzey sorularını hep yap, hepiniz yapabiliyordunuz ama e, ölçüsü verildiğinde böyle bu şekilde hareket ettiğimizde anlamış olduk arkadaşlar. Böylelikle 40. soruyu Denizli bulduk ve deneme 7'yi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz gençler? Bir sonraki videoda deneme 8'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.